Of of Eda, of of Eda Eda. Selamlar herkese. Ice Zorilax kanalından Utku ben. Böyle girişler yapayım mı bundan sonra? Geçen bölümde de böyle bir şey denemiştim, olmadı. Merhabalar herkese. Nordgard ile karşınızdayız. Hikaye moduna devam ediyoruz arkadaşlar. Tıklayalım. İlk 4 bölümü bitirmiş idik. Şöyle ki hikaye modunu yeniden oyna deyince gerçi bölümleri görebiliyorduk ama 3 bölüm var. Dördüncü bölüm nedense orada yok. Ticaret savaşları. Neyse, belim belim. Bölüm 5 bedel ödetme ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni bir klan liderini oynayacağız. İlk defa karşılaşıyoruz. Gerçi ilk defa karşılaşmıyoruz kendisiyle de ilk defa oynayacağız kendisiyle. Egil. Acımasız, düşüncesiz, hareket eden genç bir vahşi savaşçı. Kurt klanının bayrak taşıyıcısı. Hadi bakalım. Egil was a fierce, ruthless man. His relentlessness on the battlefield often made his enemies believe he paid no mind to tactics. Granted, he never planned very far ahead, but he made up for it by adapting to any situation, no matter how complicated. It was a good thing too, because our plan was to raid a raven settlement from the sea, claim it, then launch a punitive expedition against Hagen from there. Evet, intikamımızı alacağız. Neredeyse hazır. Hadi bakalım. Evet, Eagle geliyor. Eagle, Eagle, Eagle. Bilmiyorum. Kara göründü. Baltalarınızı kuşanın, savaşa hazırlanın. Bayağı kalabalık geldik. Yağma vakti. Saldırın. Bölge bizim savaşlar. Hegen denen alçağı saklandığı delikte bulup öldürmek için buradayız. Yenilerini yap yapmamak mühim değil derken. Yeter ki işlerle beni uğraştırma diyor. Hadi bakalım. Hemen bir tamirlerini yapalım. Tamamdır, tamirler yapıldı. Şimdi bilgeliğimiz var. Savaşçılıktan gitmek isterim ama bir deneyeceğim tekrardan. Aha. Şimdi bir dahakine alabilirim onu. Yeni ünvan aldı. Soylu. Burası yeni köylü çıkartacak. Şimdi dur bir dakika. Oduncu barınağı. Yemek işletecek bir yerimiz var mı? Henüz burada yok. O yüzden bir tane izciye git. Bir tane demire git. Bir tane daha oduna git. Demir işçiliğine git. Yağmaya git. Tamam, herkes bir yerlerde artık.
şimdi bir saniye. Healer'ım var mı? Neden healer'ım varmış gibi görünüyor bana? Hiç yemeğim yok bu arada. Şu an şey yapamadım bir anda. Böyle hızlı bir giriş yaptılar. Sen orayı bir aç bakayım. Şurayı bir keşfet. Şimdi burada... Bu bölümde inşa yapımı açık değil. Ben nasıl yemek kazanacağım? Yerden toplayarak, öyle mi? Ağıl yapabilseydi keşke. Değişik olmuş. Direkt o zaman. Bir şey kastı ama gene. Şu an mutluluğum var ama nüfus çoğalıyor. Bir yerden sonra duracak bu mutluluk yani. Sen demiri kuşanamazsın ki şu anda. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. İşin kötü tarafı. Başka bir işle meşgul olmadıklarında hekimler yiyecek de toplarmış. Güzel. Hala yiyecek şeyim eksi de. Şu izle, şu an bölümün ne yaptığını hiç anlamadım. Destek birlikleri gelmeden Hegen'i bul ve öldür diyor. Tamam da. Nasıl kardeşim? Hegen nerede? Destek birlikleri kim? Hala ben yemekte çok gerideyim. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Bir işçilik yerim kaldı. Yağmada bir kişi var. Odunda iki kişi var. Ben yapamıyorum ki. Gel. Yemek topla. Şu anda oduna ihtiyacım yok. Yani kardeşim, tüketim çok fazla. Ne yapacağım? Genişlesin bakalım harita, iyice bir görelim artık bir yerleri de, ona göre hareket ederiz. Oğlum izler nerede? Aha burada.
Şöyle bir heal alın bakayım siz orada. Bu karakol için değmez baldalı. Ama şimdilik onlardan uzak durup gizliğimizi korumak en iyisi. Bu karakol için değmez mi? Ama şimdilik onlardan uzak durup gizliğimizi korumak en iyisi. Anlamadım. Peki ben buraya girdiğimde bir saniye. Önce bir save yapalım. Ya çünkü buradan yürüyeceğim ben bir yerden en nihayetinde. Acaba etrafından mı döneceğim? Tamam, anladım. Etrafından dönecekmişiz. Şimdi bunun olduğunu anladık. Eagle zaten bunun habercisini veriyordu bize. Tamam. İyi de gene aynı şey oldu. Demek ki oluyormuş abi bu. Yani çünkü ben girmedim buraya. Şurada hillene dursunlar. Şurayı alalım. Bilgelik alırım ben buradan. Bu izcilerim biraz daha hızlı keşif yapamaz mı ya? Yani burayı niye almıyoruz?
Bu ne ya? Bir kez denizci oldun, bir daha bıraktıramıyor musun bu işi? Hadi kış bitsin de. Yani buralarda da her türlü şey var arkadaş yani. Yani Eagle buraya kesinlikle şey dedi yani, gerek yok buraya almaya, öyle yaklaştı yani mevzuya. Destek birlikleri gelmeden diye bastırıyor. Ben ona biraz stres oldum şu anda. İzcimin biri öldü ya. Şurada sarı bir yer bulduk. Burası dost mu düşman mı onu bilmiyorum şu anda. Şu aşağıdan bir şey çıkmayacak gibi ama acaba ben 3 izci yapsaydım oyunun en başında. Babacım, inşa edemiyorum. Şu anda bütün işçilerim yemek toplamada. Burada da kuzgunlar var. Ya bu harita onların. Tamam, güzel. Genişleyelim. Hadi abi şurayı bir keşfet. Yani bu çok uzun sürdü ya. Burası çok arkadan dolanacak ya. Acaba yönlendirmem mi lazımdı? Ay sonra geliyorlar. Yani şurada birkaç bölgecik kaldı arada. Hızlı saldırı avantajını kullanmak istiyorum. Neydi? Gizli saldırı, hızlı, çabuk saldırı. Neyse işte.
Yani 10 demirim yok şu anda. Yapacağım bir şey yok. Yani bu birlik yetiyor olması lazım beni illa savaşa ittiğine göre. Uzak yerleri de kolonize edemiyorsun illa şeyin olacak, kara sınırın olacak yani. O niye yaralandı şimdi? Direkt tıklayıp öldürsem işe yarar mı acaba? Hani git kill falan desem. 22'ye 4, benimki de 22'ye 4. Onun canı 70. Onun canı da 70. Aralarında pek güç farkı da yok yani. Hani normal zorlukla oynuyoruz diye bize tutup da güçlü hero vermemiş yani. Şimdi bir deneyeceğiz bu olayı. Önce bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Buraya niye geçemedim? Aynen, direkt saldırtınca oluyormuş. Peşini bırakmam demiştim. Vay vay vay. Sadık bir köpek olarak hakkını vermişsin, laflara bak. Bırak sahibinle konuşayım, bir teklifim var. Buradayım Hegen, söyleyebileceğin şey. Yardım et ve öldür şu adamları. Hani bir şey konuşacaktım. En azından onuruna sahip çık. O ne ya? Ha, o hikaye gereği tamam, şimdi kuzgunlar da yani iyi tarafa katılacak. Çünkü oynanabilir bir ırk olacak galiba. Evet, şu anda Liv öldürdü.
Benim gibi biri için bile çok acımasızcaydı. Aa. Hikaye büyüyor, tamam. Yani Hagen sadece maşaydı. Güzel bölüm, güzel. Çok uzamadı. Gittik çat diye aldık ya. Leave had taken us all by surprise. Despite our eventful history, I decided to give her a chance to redeem herself. Hadi bakalım. She told us that Hagen was but a pawn, a mercenary hired by a man known as Vedrung. He was the leader of the Boar clan, which was native to Northgard. The mystery behind my tragedy grew, but one thing became clear. This Vedrung was the mind commanding the hand. Vedrung, my father's true murderer. Tamam. Nemesis değişti az önce. Hagen'di. Hagen. Nasılsa. Şimdi diğer adını söyleyemediğim Nordric insanı. Aha, Liv'le oynayacağız bir sonraki bölümde arkadaşlar. Vallahi hızlı oldu. Yarım saat içinde çat 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 bitirdik. 5. bölümü. Neydi 5. bölümün ismi? Tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Bedel ödetme. Eagle ile. Bak, her iki kuzgun karakolunda yok et. Demek ki var yani. Bonus olarak aslında dalabilirdik. Eagle bize dedik orada. Hayır dedi. Bıçağımı işte buna değmez falan filan dedi. Dalmamıza müsaade etmedi. Halbuki bonus görevimiz varmış orada. Velhasıl bonus görevleri tabi bitmeden bilemiyoruz. 6. bölüm müdahale ile bir sonraki bölümde karşınızda olacağız arkadaşlar. O zaman yeni bir klan lideri Liv ile Kuzgun klanını oynayacağız arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bye.